Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün çok sinirliyim, çok agresifim. Parçalamayı oynayacağım, her akşam RP oynayacağım bugün. Ya hard kazanacağım ya da hard kaybedeceğim. Umarım hard kazanırım. Böyle bir invade denemesi başarısız oldu. Yani ilk dakikalarda buraya bakarsınız da başarılı bir invade atak. Çok acayip sinirlerim bozuk, yaklaşık 20 küsur oyundur kaybediyorum. Plat 2'den Plat 5'e düştüm. Öyle artık, yani oyundan bir gram zevk almıyorum. Önceki oyun dakika 10-16 kilo olan bir Akali vardı. Yani bir kazanıp 10 oyun kaybediyorum. Yakında ligde düşerim zaten. Şöyle cümleleri hızlıca bir göstereyim. Arakçı, Ayakkabı, Peksimet, Kozmik Sezgi, Mana Akış Yüzüğü, Yaklaşan Fırtına. Bu ya Mana Akış Yüzüğü'nün hızlıca mana yenilenmesi yaşatmak için karaktere. Öyle girdim. Güzel. Umarım burada değillerdir. Şurada bir yerde ya da çalıda bronz tuzusu yapmıyorlardır. Güzel. Orada gördüm. Thresh bir kişiyi çektiği anda bütün her şeyimi, var mı yoğumu adama atacağım. Öyle bir düşüncem var. Hiç koridoru yeşil götürme gibi bir niyetim yok. Güzel, harakçıdan ilk paramı aldım sayılır. Güzel, böyle böyle hızlı paralar kasacağım. Umuyorum ki hard kazanırız, hard kaybetsek de videoyu atacağım. Bu oyun çok sinirlendi. Lan sen neden bu kadar hızlı ikiler videonu ya? Aha ikiler oldular, şu minyonu alalım da biz ikide olalım. Hemen şifamı kullandım. İlk kanı aldım. Müthiş. Şimdi ne varsa görüp basıyorum. Yok yok, bu adam alır beni. Bir pat pata daha gitmeyelim. Ya of. Of. Acayip üzüldüm şu anda. Nerede benim? Bunu alsam. Aynen, bunu alacağım. Ondan sonra hard karabalta mahvolmuş falan filan bu ilgi yapacağım. Ben bu pırıltı istiyorum, erken safhada hasarımın artmasını istiyorum. Q düz vuruş yapacağım için ne kadar hasar verirsem o kadar iyi şu an. Güzel flash. Ama bak, Riven buradan geliyor, tamam mı? Buradan. Buraya kadar dolanıyor belki. Neyse, Thresh dal. Güzel. Şöyle bir iki daha. O ne almış? Direkt ayakkabı almış. Yani herhalde tek kılıcı almayı planlıyor. Hızlıca ebedi bitirmek istiyordur, anlaşılan. Şöyle sana bir Q atıp Araksi'yi yavaş yavaş doldurmak istiyorum. Q yemek istemiyorum. Şöyle bir aradan bir yerlerden. Güzel. Aa, yanlış yeteneği açtım. Açmam gerekiyordu. Yavaşlatma için önemli bir yetenek. Neyse, sağlık olsun. Bir dahakine yükseltiriz artık. Yaklaşıp Q atmak istiyorum ancak menzile girmiyorlar. Aa, bir risk yakınlarda. Yani bu sefer olabileceğini zannetmiyorum. Aha, Nunu geliyor. Bunu katlettim. Şimdi Nunu'dan güzel bir yavaşlatma bekliyorum. Yok, 3 level değilim ki aga. Şöyle hızımı da aldım. Kayıtlamayı düşünüyorum açıkçası. Of. Ya V'nin Q'sundan kurtulmak çok zor ya. Şimdi zırh delmeyi oynayacağım için karabaltaya doğru bir yol almak istiyorum. Hatta bir tane daha uzun kılıç alacağım. Onu da büyük ihtimal yoğunluğun hayalet kılıcına dönüştüreceğim. Ondan sonra ver elini mahvolmuş kralın kılıcı. Kim Sivas Kangalı? Neyse.
Yani demin E'yi açabilmiş olsaydın Mii'yi kayıtlayarak alabilir miydin? Bilmiyorum açıkçası. Çekti mi beni o Thresh? Sen adamsın. Ya benim bokuma öldü ama yapacak bir şey yok. Ulan zaten sıfır iyi. Yani benden kötü gidiyorsun kardeş. Niye bok atıyorsun bana? Ayıp ediyorum şu an. Yani BC senden iyi oynuyor diye laf mı yazacak? Aa Nuno ile biliyorum. Geliyor. Vajir da geliyor. Şöyle bait yapayım da yaklaşayım diyeceğim. Ama minyonlar var. İlk olarak Q max diyeceğim. Aha burada bir savaş çıkabilir. Vajir arada sıkıştı. Artık Vajir arada sıkıştı. Yani aradan bir kişiyi ancak çıkartabildim. Çok zor oluyor açıkçası bu savaşlar. Umarım Vay'ı da alırlar. Bu adam nasıl alt değer olmuş şimdi? Nuno'ya fazla güvenmememiz lazım. Güzel. Karabalta'nın sonlarına doğru yaklaşıyorum. Alt değer olduktan sonra biraz daha rahat edebileceğimi düşünüyorum. Evet 5 kilim oldu. Bunu daha ağır bir AD itemine kastaydım belki daha iyi olabilirdi. Aha aldı onu. Tüh bir düz vuruş atıp yeseydi. Şu an Arakçı'yı fazla aktif kullanamıyorum. Bakalım umarım yetişebilirim. Şimdi hareket hızı gelmeye başlayacak. Güzel birini aldık. Vay burada yüksek bir seviyede olduğu için. Bu tarafa doğru dönüşümü yapacağım. Şimdi ejdere doğru gidiyorlar. 6 level değilim. Şuradan bir farm alıp 6 level olacağım. Oradan o ejderi ultileyeceğim. Bakalım alıyorlar mı acaba? Orada görüşümüz yok. Çok fena ya. Şöyle bizim adamı korumaya yönelik bir ulti attım. Şayet koruduğumu düşünüyorum. Bakalım ejdere başlamış olabilirler. Şöyle biraz kayıtlamak istiyorum. İyi başlamamışlar. Güzel. Ben burada dönüşümü yapıp kara baltamı alacağım. Bot olarak saldırırız ya da hareket hızı botu düşünüyorum. Çünkü ya adamlara yetişmem lazım ya da saldırı hızımı yükseltmem lazım. Buradan bir kolun bana gelmesini istemiyorum açıkçası. Başladılar ejderi. Şöyle bir görüş alma amacıyla atayım E'yi. Nuno geliyor. Ejder almış olabilirler. Fakat biz buradan ki çıkarabiliriz. Güzel.
Red'im var, onu yavaşlatıyorum bu şekilde. Güzel, 9 kilim oldu şu anda. Ejderi vermiş olsak da 3000 altına raise'e döneceğim. İstersem üçlü kuvvet, istersem karabaltayı bitiririm. Şöyle artık mahvolmuşa doğru gideyim ya. Mahvolmuş benim için şu an daha iyi bir eşya tercihi olabilir. Yani garip bir build kasıyorum. Açıkçası ben de ne yapacağımı şaşırdım. Karabaltayla üçlü kuvveti aynı anda kasmak biraz saçma geliyor ama. Geldim, trash ultim var. Bait 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 bait. Ya oğlum çok şanslılar ya. Bir türlü menzile giremediler. Neyse olsun, sağlık olsun. Şöyle hızlı bir şekilde koridoru ittirmek istiyorum. İkinci olarak da bu yükselteceğim. Hasardan çok hareket hızını istiyorum. Bir de biraz saldırı hızında artış yapacaktır. Kuleden altınları almaya başlayabiliriz. Jinx buna bir ulti atarsa şifamı bir deneyeceğim. Güzel. Yani şu an dönmemi gerektirecek bir durum yok açıkçası. Hemen kendimi hareketli bastım. Şöyle bir yavaşlatma yaptım. Şöyle arka taraftan kaçacağım. Yani şifamı kullanmak istemedim açıkçası ama mecbur kaldım. Oo çok güzel. Ya şaka mı bu ya? Cidden. Şaka mı? Şaka mı? Sen ne yapıyorsun? Sen de mi ölmeye gidiyorsun? Güzel. Blitz kendine çekti. Blitz'i alabilir de. Ya tutuş buraya yetecektir. Oradan Ahri'ye falan döneydi iyiydi. Ya sen Nunu'yu niye orada yalnız bırakıyorsun? Bir kere niye bırakıyorsun? İnsana sorarlar. Yani bak ya hard kazanacağım ya hard kaybedeceğim dedim. Hard kazanıyorum sanıyorum. Rakip ADC 8-5. Yani mahvolmuşla beraber bunu kolay bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. Yani can çalmasından dolayı şu Bilge Tever palasının. İlk totemi alacağım, ikinci toteme bulaşmayacağım, bir yerden Ahri çıkabilir diye. Ahri buralardaymış. Neyse şimdi bota doğru bir yolculuğa başlayayım. Nunu'ya yardıma gideceğim. Nunu'ya bir yardım etmem lazım. Orada tek kalmamalı o adam. Kuleyi veririz yoksa. Kule altı yiyor. Çok güzel, yetiştim birlikte. Onu da stunla kanka. Güzel. 2 kill. Şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Dönüp mahvolmuşu bitirsem güzel olacak. Ejderi almak istedi bizim takım. Hemen ejdere doğru yöneliyorum. Başlatıyorum ejderi. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Bir yakınlarda. Umarım benim üzerime odaklanmaz.
Güzel. İyi de saldırı hızım olduğunu düşünüyorum. Hareket hızımdan da güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir Q attım. Bir de düz vuruşu Arakçı'ya doldurmak amacıyla. Yani. Red'den dolayı kule bana vurdu bir sürü. Olsun. İstersen üçlü kuvveti bitiririm. İstersen mahvolmuş bitiririm. İkisi arasında tercih yapmam lazım. Oh, revenge. Yani sen o hatayı niye yapıyorsun? Bakalım kime odaklanacak? BC'ye odaklansak hiç fena olmaz. Şu an dönmemi gerektirecek bir sebep yok mu? Neyse. Şöyle mahvolmuşu bitiriyorum. Üçlü kuvvete de yöneliyorum. Böyle %45 olmuşuz zaten. Yok gerçi %35 şu anda. Mavinin etkisiyle %45 oluyor. Yani crit hasarım olmayacağı için birazcık düşük olacak. Ama zırh delmeyle ve yüksek AD ile bu açığı kapatabileceğimi düşünüyorum. Tabi late'te Jinx'in üstünlüğü tartışılmaz. Ama oyunu da aşırı late'e bırakmamak lazım. Yani 10 dakika içinde bitirirsek çok güzel olur. Ya niye TF yapıyorsun? Niye TF yapıyorsun? Burada yapabileceğim bir şey yok. Gidip bir Q atmayı deneyeceğim. Denemez olaydım ya. Sen o iğne dediğinden nasıl tutturdun beni? Nasıl? Ya açıkçası tam genç farkına kaybediyoruz oyunu. Üçlü kuvvet kasıp hareket hızı botu almış. Çok ilginç. Ya niye üçlü kuvvet yani? Ne gerek var o iteme? Neyse şöyle devam edelim. Vadiye alacaklar, ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Kule altı beni alır mı acaba? Çekindi. Güzel, kuleyi tuttum. Ben bu taraftan gidiyor. Hemen şöyle bir ulti salladım. Yok ya, aga hasar yetmiyor. Neyse midi tutalım diyorsan midi tutalım. Midi tutmak daha kolay olacaktır bizim için. Arakçı'dan yaklaşık 3 kill kadar altın almışım. Aynen 3 kill. Şunu bir yavaşlatayım buradan. Kuleyi aldırmayacağım. Bırakmam kuleyi. Şu gelen altın slotunu da ettireceğim. Güzel. 1035 altınla döneceğim. Buradan Yoğum'un hayalet kılıcına gidebilirim. Crit kasmayacağım artık. Crit kasmak için çok geç olduğunu düşünüyorum. Şuradan Red'e doğru bir yöneleyim. Red'e alırsam benim için iyi olur. Okyanus ejderine başlamış rakip. Bakalım.
Aga ahri ahri. Güzel ahri orada düştü ama Jinx bu tarafa doğru geliyor. Hemen şifamı kullandım buradan hızlıca ilerlemek için. BC'den gelecek bir kol sıkıntı yaratabilir. Sen niye araya giriyorsun ki? Neyse, bakalım. Ya aga yani beni niye orada çağırıyorsun hala anlamış değilim. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hani beni çağırıyorsun, neden beni Riven'le baş başa bırakıyorsun? Yani niye anlamıyorum, ne düşünüyorlar acaba? Ya ben bu videoyu atacağım. Kazansam da kaybetsem de atacağım ya. Cidden sıkıldım. Bu sanırım kaybedeceğim arda arda olan 25. oyun. Ya 13 kill'i nereden oldu bu adamın? Adam. Ben de aynı kill sayısına nasıl ulaştı? Çok ilginç. Şu gelen slotu da ittireyim, ondan sonra topa çıkacağım. Yok ya. Güzel, yarı can. Şunu basayım, yakınlarda totem varsa görüş alırım. Ya ne gerek var, bak ittirmeye gidiyorum. Kısacık yere. Vay'dan bir ulti gelebilir. Yani gidip bu Q atmak istemiştim ama olmadı. Ne yaptığımı biliyorum. Jinx koruyucuya gidiyor. Büyük ihtimal şu anda barondalar. Vi beni gördüğü anda ultiyi yapıştıracaktır. Sanırım bana bir son fısıltı yolu gözüktü ya. Şu zırh delmeyi daha çok arttırıp düz vuruşlar gerçek hasar kadar etki vermesini istiyorum. Yok 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 yok. Sen uzaklaş aga. Bakalım, umarım bu baronu etkin bir şekilde kullanamazlar. Yani göt... Hani derler ya, kırk zoruyla Riven'i aldı. Şu jungle farkına bakar mısın abi? Yani Vi taşıyor zannediyorum. Rakip solo da taşıyor. Yani rakip midde iyi oynuyor. Ben anlamıyorum. Önde olup nasıl ikiler fark yiyorsun rakipten? Herhalde oyun burada bitecek. Evet, Thresh doğdu. Tutabileceklerini zannetmiyorum. Direkt hook yedi zaten. Neyse, ben doğdum. Bakalım ne olacak. Şöyle bu ulti salladım korkutma amaçlı. Neyse, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.